İşçimiz, memurumuz, emeklimiz, esnafımız, AKP'cilerin yarattığı işsizlik, pahalılık, zam zulüm cehenneminde kavrulurken ülkemiz AKP'ciler verisinin eliyle mülteci cennetine çevrilmiştir. Şu anda kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 4 milyona yakın. Afganistan ve başka ülkelerden gelenler ve kayıtsızlarla beraber toplam sığınmacı sayısının 8 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Genel Başkanımız Nurullah Efe'nin söylediği gibi AKP'ciler ve reisi Türk vatanı üstünde Türk'ü azınlığa düşürmeye çabalıyor. AKP'ciler ve reisi Avrupa Birliği'nden, Birleşmiş Milletler'den 3 kuruş para kopartırım mantığıyla sınırlarımızı kevgire döndürüp yol geçen hanına çevirdiler. AKP'cilerin reisi Tayyip barındırıp besledikleri göçmenler yetmezmiş gibi daha da gelecekler, daha da fazlasını alacağız diyor. Ne diyor konuşmasında? Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Yarın nereden geleceklerini bilemeyiz. Ama bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir. Bundan hiç endişeniz olmasın. Kendi halkının 84 milyonun mazlum, aç, sefil kalması, işsizlik, pahalılık cehennemde yanması uğruna ülkemizi göçmen deposuna dönüştürüyor. Elbette insanı sevdikleri, mazlumlara acıdıkları için kucak açmıyorlar göçmen, mülteci, sığınmacılara. Faşist, din devletine giden yolda bu insanları oy deposu olarak kullanmaktır niyetleri. Amaçları demografik yapıyı değiştirerek ABD ve Avrupa Birliği emperyalistlerinin bobu çerçevesinde ülkemizin parçalanması. Namuslu bilim insanı tarihçimiz Sinan Meydan uyarıyor. Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye demografik yapı üzerinden etnik ve dinsel ayrımla parçalanmak istemişti. Emperyalizm İzmir'i, Trakya'yı, Doğu Anadolu'yu, Musul'u Türkiye'den koparmak için buralarda Türklerin sadece az olduğunu ileri sürmüştü. Anti-emperyalist Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu gibi demografik yapı üzerinden etnik ve dinsel ayrımla ülkenin parçalanmasına karşı yıllardır bıkmadan, yılmadan, korkmadan söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyerek mücadele eden partimiz AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bu söylemini yargıya taşıdı. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ile anayasayı ihlal suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bir kez daha gün gelip devran dönünce kurulacak, gerçekten Türk milleti adına yargılama yapacak, emri sadece vicdanlarından ve kanunlardan alacak tarafsız ve bağımsız gerçek mahkemelerde vatanımıza, halkımıza karşı suç işleyenlerin yüzüne okunacak iddianameyi hazır hale getirdik.